Ya sana inanamıyorum anne. Benden ayrılsın diye Zeynep'e para teklif etmek ne demek ya? Oğlum bak. Onu bu şekilde aşağılamak ne demek? Allah'ını seversen söyle. Bütün bu saçmalıkları yaparken aklından ne geçiyordu ha? Ege tamam sakin. Ne tamamı ya? Ne tamamı? Daha önce de kaç kere yaptın? Ne geçti eline ha? Ne geçti? Oğlum bağırmasana annen karşındaki. Söylesene anne. Ne geçiyordu aklından? Zeynep'le beni birbirimizden ayıracağını mı sandın? Diğer kızlar gibi parayı alıp beni terk edeceğini mi sandın? Zeynep öyle bir kız mı? Öyle diyorsun ama... Ama ne? Onun gözünü parayla pulla boyayacağını mı sandın? Zeynep öyle biri değil. O başka, anlıyor musun? Bu dünyada ondan daha saf, temiz hiçbir şey yokken sen onu lekelemek istedin. Benim, Bülent amcanın, Feraye teyzenin gözünü de kirletmek istedin. Nasıl yaparsın bunu ya? Neden? Ege, bak oğlum ben seni düşündüğüm için... Beni böyle düşüneceksen düşünme anne. Sen nasıl o kıza yaşattığın acıyı düşün. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Nasıl? Bitti. Artık kimse halime zarar veremeyecek. Yüzleşme vakti geldi. Aa, Elif hayrola? Annen nerede? Ne oluyor ya? Firdevs Hanım! Uf, ne oluyor ya? Dursana! Firdevs Hanım! Elif, ne oluyor? Ne bu ışım? Doğru söyleyin. Siz mi yaptınız? Yıldız Hanım'ı siz mi ettiniz? Yıldız Hanım mı olur be? Ne hanımı? Diyelim ki ben ittim. Sana ne? Benden hesap mı soruyorsun? Evet ya. Sana ne oluyor? Ne olduysa oldu. Yıldız seni niye ilgilendiriyor bu kadar? İlgilendirir. Çünkü o kadın benim teyzem. Bana bak. Eğer ona bir daha dokunursan senin doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Bu evi başınıza yıkarım. Sana soruyorum. Bakma öyle. Neden hesap soruyorsun? Sorarım. Çünkü o benim... Müvekkili. Yıldız'ın, Elif'in müvekkili. O yüzden karışmaya hakkı var. Abla. Abla dur. Suyu da ne olur aç gözünü. Ablacığım. Abla ne olur sana bir şey olmasın, bana olsun. Anamsın babamsın, sen benim her şeyimsin. Ne olur sana bir şey olmasın, aç gözünü. Abla. Ne olur kendine gel. Abla. Aç gözünü. Abla. Abla. İnanma Firdevs'e. Benim Suat'la bir ilgim yok. Ben kötü bir şey yapmadım. Sen yapmadın. Suat'la niye buluştun? Niye görüştün ha? Oğlum için. Oğlumu almak için. Suat yardım edecekti bana. Onun için buluştum. Yemin ediyorum ben kötü bir şey yapmadım. Yapmadın öyle mi? Gece neredeydin ha? Suat'ın yanında mı? Ama ne diyorsun sen ya? Ben yapar mıyım hiç öyle bir şey? Madem yapmadın da niye kapıma dayandılar? Önce Suat sonra Firdevs. Elif'i de alet ettin ha yalanına. Teyze olacaksın bir de. Ben sana demedim mi? Bu evde artık bir genç kız var, ayağını denk al demedim mi? Ne işin vardı senin Suat'ın yanında ha? O senin sevgilin mi? Neyin ha sevgilin mi? Abla ne diyorsun? Ne sevgilisi?
Hiçbir ilgim yok benim Suat'la. Bak yemin ediyorum, inan bana. Öyle mi? Madem öyle, kalk. Madem Firdevs'le ilgin yok, o zaman gidip özür dileyeceksin ondan, yürü. Abla hayır. Hayır, beni o kadının ayağına götürme, yalvarırım götürme. Yürü dedim sana. Abla ne olur ya. Yürü dedim. Zeynep parayı alınca gidecek, beni terk edecek sandın değil mi? Ama yanıldın. O yalnızca ben zarar görmeyeyim diye gider. Bir de senin yaptığına bak ya. Böyle yaparak onu ne kadar zor bir durumun içine düşürdüğünün farkında mısın anne? Buna nasıl cüret edersin? Niye duruma sokmuşum ha? İki saattir yere göğe sığdıramadığın o kız parayı aldı gitti. Başkasına benzemez diyorsun. Çok haklısın. Bu hepsinden daha uyanık çıktı. Hem parayı aldı hem seni bana karşı kışkırttı, aramızı bozdu. Yok, ben gerçekten sana inanamıyorum anne. Ay ben de sana inanamıyorum ya. Hem kız parayı alıyor hem de bana suç atıp gidiyor. Sen de kalkmış onun masum pozlarına inanıp kalkıp iki saattir bana bağırıyorsun. Verdiysen verdim. Almasaydı bir tek suçlu ben mi oldum şimdi? Aramızı bozmak için o mu geldi anlattı sana her şeyi? Annem parayı verdi diye. Kimse bir şey anlatmadı. Şimdi sen kendin itiraf ettin. Bravo sana anne. Ne? Sen bana oyun mu oynadın? Başka türlü anlatmazdın ki. Peki, Zeynep sana ne karşılık verdi? Söyle, söyle onu da duyalım. Hiçbir şey yapmadı. Aldı ve parayı gitti. Yeter anne, yalan söylemeyi kes artık. Yalan söylemiyorum. Sonra parayı getireceğim dedi. Ben de şaşırdım. Ortada para falan yok ama. Gitmiş alışveriş yapmış işte. Paranın gittiği yer belli. Anlayacağız, onu da çözeceğim. Gerek yok, ben sana söyledim işte. Alışveriş yapmış, harcamış hepsini. Bana da parayı geri getireceğim ayağı yaptı. Ama zarfın içinden para değil, ne çıktı? Sügyen. Yok, ben gerçekten sana inanamıyorum anne. Madem bana inanmıyorsun, git o dürüstlük abidesi kıza sor. Bırak şimdi Zeynep anne. O ne derse desin, bu rezilliği sen başlattın. Sen. Ye, ağır ol kuzen. Niye yaptım ya böyle bir şeyi? İnsan oğlunu seven birine niye böyle davranır? Ben onun elini tuttum. Nasıl acılar çektiğini gördüm. Ama yine de ağzından senin için tek kötü söz çıkmadı, biliyor musun? O evde herkes üzerine gelirken o sadece sustu. Sen kahkaha atarken o sayende ağladı. Beni bu kadar mutlu eden birini nasıl üzersin? Mutlu olmamı istemiyor musun anne? Ben seni mutlu etmek için saçımı süpürge yaptım. Ama başaramadım, öyle mi? Elin kızı geldi, iki günde seni mutlu etti. Ben nasıl anneymişim ya? Allah benim belamı versin. Ne dediğinin farkında mısın Kuzey? Delirdin mi sen? Annemi karşına alıp babamı ayartmaya çalışan ucuz bir kadının tarafında mı olacaksın? Ben her zaman haklının yanında oldum Handan. Bu daha önce de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Ay delireceğim. O kadın mı haklı? Kocamı elimden almaya çalışan o kadın mı haklı? Ya o kadın bir şey yapmadı. Kocanızla ilgili bir şey yok. Ya sana ne be? Niye savunup duruyorsun tanımadığın kadını? Karışma. Annen sayesinde Elif bu işe çoktan karıştı Handan. Evet. Ben istedim Elif'in kocamı takip etmesini. Ama o da o kadının ne mal olduğunu gördü. Ama sakladı benden. Söylemedi. Niye söylemesin Firdevs Hanım? Elif Yıldız Hanım'ı tanımıyor. Söylemediyse bir sebebi vardır. Bu da o kadının suçsuz olmasındandır. Ya da yok yere mutluluğunuzu bozmak istemediğindendir. Nasıl suçu yok ya? O kadının ablası evime hizmetçi olarak girdi. Meğer derdi kardeşini kocama yamamakmış. Ya yeter. Kesme sözünü. Kuzey, ben bu insanların secerisini bilirim. O Yıldız da, Mürvet de hep beni kıskandılar. Kocamı, evimi, malımı, mülkümü. Fırsat verseydim çalıp çırpacaklardı malımı. Onu yapamadılar ya. Kocamı elimden almaya çalıştı ucubeler. Firdevs Hanım. Ha, iyi dedin.
Onların derdi bir Firdevs Hanım olabilmek. O yıldız Suat'ı tavlayıp yerime geçecek, ablası da malıma mülküme konacaktı. İlla ki birini savunmak istiyorsanız beni savunun, onu değil. O kadın kocamı ayarttı, koynuna girdi. Sen de onun yanındasın, öyle mi? Ya yeter! Ayıp ya, ne kadar kolay iftira atıyorsunuz masum insanlara. Sen kim oluyorsun be? Niye sana dokunuyor bu? Niye savunuyorsun o yıldız denen yellozu? Ha, sen de onlardan birisin değil mi? Sen de başı bağlı adamların peşindesin. Sen de kızımın nişanlısının peşinde misin yoksa? Firdevs Hanım, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Benimle de Elif'le de böyle konuşamazsınız. Sizi uyarıyorum. Kuzey haklı anne. Bu konuşma burada bitmedi. Ne yapıyorsun sen ya? Kuzey'le aramı mı bozacaksın? Hey, yeter be. Ben kendi derdimdeyim. Kocamı geri almak derdindeyim. Abla bırak. Bırak, gitmeyeceğim, bırak. Yürü dedim. Suat'ın koynundan mı geliyorsun? Bana bunu da mı yapacaktın? Evli adamı mı ayartacaktın ha? Elif'i de yalanlarını ağırletme ettin. Rezil! Ama senin derdin başka değil mi? Kocamın koynuna girebilmek için oğlunu kullandın. Hayır, asla. Suat'ı acındırdın kendini değil mi? Tabii. Kocan senin ne mal olduğunu anlamış, koymuş kapının önüne. Senin gibi ahlaksız birinin yetiştireceği çocuktan ne olur? Bırak, gitmeyeceğim. Yürü dedim sana, Allah! Yürü. İnkar edecek değilim. Yardım ettin, derdime sahip çıktın. Ama ben artık aynı hatayı yapmayacağım. O kadının ayağına götürme beni. Ben kötü bir şey yapmadım. Yeter artık, yalan söyleme. Kendinle mahvettin beni de. Alnımıza öyle bir leke sürdün ki 40 yıl yıkasak yine de temizlenmez. Hem sadece kendine de değil, hem Elif'e hem bana sürdün o lekeyi. Yürü. O kadından özür dileyeceksin. Sonra da... Sonra da ne? Sonra da bu şehirden defolup gideceksin. Neden anne? Neden mutlu olmamı istemiyorsun? Hangi anne oğlunun üzülmesini ister? Hangi anne oğlunun sevdiği kızı üzmek ister? Seni gerçekten anlayamıyorum. Bu dünyada beni mutlu eden tek şey Zeynep. Sabah uyandığımda içimi huzurla dolduran, nefes almamı sağlayan o. Böyle güzel bir şeyi neden elimden almaya kalkıyorsun? Ben mutlu olmanı tabii ki istiyorum ama. Ama yok anne. Ama yok. Beni büyüttün. Gecen gündüzün benimle geçti. Hayatımdan aldın, hayatıma verdin. Hayallerini, umutlarını erteledin. Benim peşimden koştun. Ne için? Büyümem, mutlu, güzel bir aile kurmam için. Evet, başka ne olabilir ki? O zaman niye kendi yoluna taş koyuyorsun? Bana mantıklı bir sebep söyle. Ben... Sen zahmet etme. Ben söylerim. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Olamaz çünkü. Bitti anne. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Oğlum ne diyorsun sen? Bir daha bu kapıdan içeri girmeyeceğim. Bir daha asla seninle aynı sofraya oturmayacağım. Soran olursa da annem öldü diyeceğim. Ye, saçmalama, kendine gel. Hayatımda hiç bu kadar kendimde olmamıştım. Ege, oğlum. Oğlum, yemin ederim benim suçum yok. Haklısın, ben niye senin mutluluğuna engel olmak istiyorum ki? İnan ben yapmadım. Ne diyorsun anne? Kim yaptı o zaman? Kim? Baban. Baban istedi bunu benden. Babam mı? Elif! Elif dur! Ne olur kal deme bana. Kalırsam kötü şeyler olacak çünkü. Tamam. Kal demeyeceğim. Git.
Ama için rahat olsun, merak etme, tamam mı? Ben buradayım. Ama aklın burada kalmasın. Üzme kendini. Haklı olan hakkını alacak, haksız olan da bunun bedelini ödeyecek. Çık. Abla kurban olayım, yapma. Ben kötü bir şey yapmadım. Gönderme beni yanından. Bak, ne bu konudan özür dilerim ne de senin yanından giderim. Ben kötü bir şey yapmadım, ne olur. Bunları, o hataları yapmadan önce düşünecektin Yıldız. Yürü dedim, özür dileyeceksin. Geç. Firdevs Hanım, şimdi soracağım soruyu iyice düşünün ve öyle cevaplayın. Yıldız Hanım'ı o balkondan siz mi ittiniz? Hala o kadını mı savunuyorsun Kuzey? Ben karşında nişanlının annesi, müstakbel kayınvaliden var. Sen hala kocamı ayartmaya çalışan kadını savunuyorsun. Bakın Firdevs Hanım. Ben bir avukatım. Her zaman gerçeğin ve haklının yanında oldum. Siz eğer birini öldürmeye teşebbüs ettiyseniz bu sizi suçlu yapar. Ve ben hiçbir zaman suçlunun yanında olmadım. İşte Yıldız karşında Firdevs. Eğer dediğin doğruysa ona istediğini söyleyebilirsin. Şimdi senden özür dileyecek, sonra da memlekete gidecek. Bir daha ne onun ne de benim yüzümü göreceksin. Çabuk Yıldız, özür dile. Bir daha Suat Bey'in karşısında çıkmayacağını söyle. Abla ne olur yapma. Ne yüzle evime geliyorsunuz? Pes anne, almadın mı bunlardan anahtarı? Alın anahtarınız. Benim de burada çalışmaya yüzüm yok artık. Hadi Yıldız, özür dile de gidelim. Ne oluyor burada? Onun hiçbir suçu yok. Yıldız Hanım kimseden özür dilemeyecek. Oğlum gitme, bak gel, ne olur şöyle bir otur, dinle beni. Sana her şeyi anlatacağım oğlum. Tamam, buradayım anne, anlat, dinliyorum. İndik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hadi bakalım. Ne istedi babam senden? Zeynep beni terk etsin diye ona para teklif etmeni mi? Evet. Yoksa ben yapar mıyım oğlum? Ben kendime bir söz verdim, bir daha oğluma böyle bir yanlış yapmayacağım diye. İyi de babamın Zeynep'le derdi ne? Zeynep diyor ki mesele Bülent. Babam Bülent'e takık, biliyorsun. Onun evinden biriyle ilişkin olduğunu duyunca deliye döndü. Hele ki ne ödüğü belirsiz bir kız olunca. Anne, Zeynep hakkında sakın böyle konuşma. Yok oğlum, ben demedim, baban dedi onu. Daha en başında söyleseydin ya bana. Babanla zaten aranız bozuktu. İyice bozulsun istemedim. Sen niye kabul ettin böyle bir şeyi? Dedim ya oğlum, aranız iyice açılmasın diye üstüme aldım ben de. Sen vermezsen parayı ben veririm dedi. Ben de aranız iyice kötü olmasın diye dediğini yaptım. Zeynep parayı aldı, geri getirmedi oğlum. Bana bağır, babana bağır ama Zeynep parayı aldı gitti. Gidiş o gidiş. Para ortada yok. Yok. Mutlaka bir açıklaması vardır. Zeynep o paranın kuruşuna dokunmaz. Babama da bunun hesabını soracağım. Ye. Pes teyze ya. Gerçekten inanamıyorum sana. Vallahi ben de artık kendime inanamıyorum. Enişteme de inanamıyorum. Ayrıca Ege haklı. Zeynep'i ben de tanıyorum. Öyle bir şey yapmaz Zeynep.
Aman şimdi sen başlama. Oğlum elimden aldı işte. Neyse. Ben bir Melis'i arayayım. Kendimi kurtaracağım diye Zafer'i de yaktım. Aman neyse. O da demek ki bir gidip gidip geliyor. Bir işe yarasın bari. Hah, alo Zafer neredesin? Peki anne biz bu Zeynep'le ne yapacağız? Ya baksana babam bile artık onun yanında sürekli. Melis'ciğim sen bu işin içinde değilsin değil mi? Ya hayır anne Allah Allah kaç defa söyleyeceğim. Peki. Buna çok sevindim biliyor musun? Zaten sana da yakışmazdı böyle bir şey. Hem Zeynep'i takmanı gerektirecek de bir sebep yok değil mi kızım? Peki ya babam niye bize düşmanıymışız gibi davranıyor? Saçmalama Melis. Ne o zaman anne? Ya ne zaman bir gerginlik olsa babam Zeynep'in tarafını tutuyor, onu kolluyor. E bunun anlamı ne? Melis'ciğim o taraf tutma değil biliyor musun? Yani haklı da olsa, haksız da olsa insan hep böyle zor durumda olanın yanında olmak ister. İşte baban da Zeynep'i çaresiz görünce ona destek olmak istedi kızım. Ha bu mu yani? E iyi o zaman. Ben de böyle olur olmadık şeyler yapayım. Sonra ayılıp bayılayım falan. Böyle mağdur oynayayım. O zaman destek olacak mı babam bana? Ben şimdi onu mu söyledim sana? Ne o zaman anne? Ya babamla aramızda resmen bir buzdağı var. Ama konu ne zaman Zeynep oluyorsa gergin adam yerine şefkatli bir baba geliyor resmen yerine. Bak Melis'ciğim. Baban yıllarca siz iyi şartlarda okuyun, iyi şartlarda yaşayın diye hep çalışıp didindi biliyor musun? Ektiği tohumların yeşermesini istiyor. Ama sen 2 yıldır üniversite sınavlarını kazanamıyorsun kızım. Yani sorun kazanamaman değil. Sorun çaba sarf etmemen. Baban da buna çok üzülüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyada gördüğüm en zeki insanlardan birisin. Ama potansiyelini kullanmıyorsun Melis. İşte bunu içine sindiremiyor. Babam hala affetmedi mi beni? Seni değil kendini affetmiyor. Ben nerede hata yaptım diye düşünüyor belki de. E sen de pek yardımcı olmuyorsun ona Melis. Öyle her taşın altından çıkıyorsun kızım. E kaldırmasın o zaman kaldırıyor ki ben çıkıyorum. Bu ne demek şimdi? Tamam şaka yaptım anne ya. Konuşsam mı acaba babamla? İstersen birkaç gün konuşma. Biraz sinirleri yatışsın. Hem o zamana kadar da gerçekler ortaya çıkar belki. Gel buraya benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Benim canım kızım. Of. Yazıklar olsun sana Firdevs. Bu iftirayı atarken hiç utanmadın mı? Yazık değil mi Yıldız'a? Görüyor musunuz? Bu kadın kocamı ayartmakla kalmamış, aklını da almış pislik. Adam hala rezil kadını savunuyor. Yeter. Sordum ya. Yeter. Kimsenin kimseyi ayarttığı falan yok. Ben ona sadece yardımcı oldum. Aramızda sandığınız gibi bir şey yok. Şu düştüğümüz duruma bak. Yazıklar olsun sana Yıldız. Hürvet abla. Sakın kızma kardeşine. Sana yemin ederim o masum. Nasıl masum ya? Nasıl masum ya? Seninle gizli gizli buluşan o değil mi? Firdevs. Benden utanmıyorsun. İftira attığın Yıldız'dan utanmıyorsun. Bari damadından utan. Bizim aramızda bir şey yok. Ben sadece bir derdine çare olmak için görüştüm onunla. Madem böyle bir şey vardı, neden size geldiğim gün söylemediniz? Çünkü sandığın gibi değildi. Yıldız Hanım güvenmiş bir derdini açmış bana. Sırrını paylaşmak olmazdı. Neymiş peki bu sır? Yıldız Hanım. Müsaadenizle. Oturun. Hı. Yıldız Hanım'ın bir oğlu var. Eski kocası oğlunu göstermiyor anasına. Kaçırıyor. Kadıncağızdan para istemiş. 100.000 lira verirsen oğlunun velayetini veririm demiş.
Yıldız Hanım borçlanmış. Ama o ipsiz 100.000 lirayı da almış elinden. Onu da mı aldı? Yıldız Hanım bu para için neredeyse tefecilerin eline düşecekti. Ben de bir arkadaşım aracılığıyla öğrendim bu durumu. Yardımcı oldum. Bir avukat buldum. Oğlu için yanan yüreğine bir kova su döktüm. Hayır, dökmese miydim? Ya bıraksaydım da acısından cayır cayır yansa mıydı bu ana? Zeynep, hemen buluşmamız gerekiyor. Olmaz, okula gideceğim şimdi. Annemin yaptıklarını öğrendim. Ne? Ne öğrendin? Kim söyledi? Annem. Meğer işin arkasında babam varmış. Anlatırım. Para sende değil mi? Belki sonumun verdiği para mı? Evet. Yok, bende değil. Sende değil mi? Nerede o zaman? Yok, bilmiyorum. Para kayıp. Ama ne yapıp edip o parayı geri yerine koymam lazım. Annem doğru söylüyor yani. Sen parayı vermek istedin ama... Evet, istedim ama para zarfta yoktu. Neyse, konuşuruz. Okulda görüşürüz. İyi günler. Fokus laboratuvarından geliyorum. Naciye Bozbey burada mı? Kendisi evde mi bilmiyorum ama bana verebilirsiniz. Ben iletirim. Test sonuçlarını mailden atmayın. Bana getirin demişti. Galiba bir mail adresi yok. Ne testi bu? DNA testi. Yalan! Hepsi yalan! Doğruyu söyle Suat. Bu kadın seni ayartmaya çalıştı değil mi? Yoksa sana ne onun derdinden? Sus artık Firdevs. Hadi Yıldız'a güvenmiyorsun. 30 yıllık kocana da mı güvenmiyorsun? 30 yıl, 30 koca yıl boşa geçti demek ki. Ben bu hayatı dişimle tırnağımla kurdum size. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. İşimden gücümden başka bir derdim olmadı benim. Niçin ha? Niçin? Senin için, kızım için. Tamam baba, yeter. Yetmez. Firdevs, bir gün olsun. Ama bir gün olsun ihmal ettim mi ben size ha? Varımı, yoğumu, her şeyimi size adamadım mı? Şimdi ne oldu? Bir yakınımıza yardım ettim diye mi böyle oldum? Onlar senin akraban Firdevs. Akraba derken uzaktan yani aşkım. Bizim akrabalarımız bizim gibidir. Karımın akrabalarına yardımcı oldum diye suçlu mu oldum ben şimdi? Yeter! Ben kadınım, hissederim. Bu kadın senin peşinde, sen de ona yüz verdin. Madem öyle bitti. 30 yıl, 30 koca yıl bana inanıp güvenmediysen bundan sonra ne yapsam nafile. Bitti. Varımı, yoğumu, her şeyimi al. Boşanıyorum senden. Suat! Abla, ben kötü bir şey yapmadım. Böyle olmasını istemezdim. Özür dilerim Yıldız. Ben yine öfkeme yenildim. Anlamadan, dinlemeden suçladım seni. Affet beni kardeşim. Hadi evimize gidelim. Yıldız Hanım.
Lütfen soruma cevap verin. Sizi balkonuna iten Firdevs Hanım mıydı? Ne? Kimin DNA'sı bu? Bilmiyorum. Şuraya imza atar mısınız? Tabii. İyi günler. İyi günler. Biri mi geldi? Size bir zarf geldi de. Ah, ben de onu bekliyordum. Sağ ol. DNA sonucuymuş. Sen nereden biliyorsun DNA sonucu olduğunu? Kurye'ye sordum, öyle dedi. Sahi nasıl oluyor bu işler? Aa, verse kızım şu zarfı. Amma soru sordun ha. Aç interneti bak. Şimdi bazı hastalıklar böyle teşhis ediliyor. Kontrol diye. Yani senin bildiğin DNA'lardan değil bu. Zeynep, çıkıyor musun? Evet. Hayırdır abla? O zarf ne? Bana gelmiş. Görüşürüz. Görüşürüz Zeynep. Ha bu arada akşamleyin seninle bir konuşalım, olur mu? Olur, konuşalım. Abla? Söylemedin, ne var o zarfın içinde? Önemli bir şey değil ya, davetiye. Hayırdır, kim evleniyor? Sen tanımazsın. Abla. Laboratuvar yazıyor burada. Hasta mısın yoksa? Hastayım Bülent. Senin yaptıkların yüzünden hastayım. Yediğin nanelerin, yediğin halkların sonucu var o davetiyede. DNA testi var. DNA mı? Kimin DNA'sı abla? Seninle Zeynep'in. Baba, baba bırak şunu. Anne bir şey yap. Ya yeter artık Suat. Bırak şunu, bırak. Asıl sana yeter. Benim gibi masum, iyi kalpli bir adam bunları hiç hak etmedi bir kere. Ay zeytinyağı gibi üste çıkma Suat. Herkesi kandırırsın ama beni kandıramazsın. Kuzey'in yanında bozmak istemedim ama sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Hiç yakalayamazsam da beni aldattığını biliyorum. Bu ilk değil. Hala aldattın diyor ya. Hala aldattın diyor. Bitti bu evlilik, bitti. Boşanıyorum senden. Suat lütfen. Hiç kusura bakmayın. Bana güvenmeyen bir kadınla aynı çatı altında yaşayamam. Baba sen delirdin mi? Kuzey ne der, ailesi ne der? Ya bu yaştan sonra hiç boşanmış aile tripleri çekemem ben. Naciye Hanım bunu duyarsa çok bozulur. Ya Kuzey'le evlenmemi bile engeller. Ya lütfen bir kendinize gelin ya. Sakın baba, sakın. Herkese rezil olurum. Boşayamazsın annemi. Kızım, sana canım feda. Ama bana güvenmeyen bir kadınla ben bir saniye bile geçiremem. Çekil. Bir taşla iki kuş. Hem Firdevs'i susturdum, hem Yıldız'ın gözüne girdim, hem de mağdur oldum. Lan Suat, zeki adamsın ve selam. Ne itmesi, ne düşmesi? Yıldız söylesene, sen ne yaşadın? Dün biz Yıldız Hanım'ı balkonun altında bulduk. Son anda yetiştirdik hastaneye. Yıldız, bana neden söylemedin? Yıldız söylesene, Firdevs canına mı kastetti? Yıldız Hanım lütfen. Bu soru benim için çok önemli. Suçlu olan cezasını çeksin. Bu süreçte masum olduğunuzu bilmeden ben de size haksızlık ettim. Olayların bu noktaya gelmesinde benim de payım var. Size yardımcı olmak istiyorum. Bu sorunun cevabı benim için çok önemli. Size o balkondan Firdevs Hanım mı? Ailene, hepinizi cehennemin dibine göndereceğim. Anladın mı? Yıldız Hanım korkmayın. Bu sorunun cevabını bulmam lazım. Sizi balkondan iten Firdevs Hanım mıydı? Hayır. Ben kendim düştüm. Çok teşekkür ederim ilginize. Ama artık kapansın bu konu. Abla hadi gidelim. Abla. Abla. Abla nereden çıktı bu? Sence nereden çıktı? He?
eski sevgilinin kızını bu eve getirdiğinden beri ne dirlik kaldı ne düzen ya. Zeynep'i el üstünde tutarken kendi kızını görmüyorsun bile. Daha dün gördük. Melis'ten daha çok evlat bellemişsin Zeynep'i. Ben de teyit edeyim dedim. Zeynep senin kızın mı diye bir anlayalım dedim. Olacak iş mi? Delirdin mi sen? Vallahi burada deliren ben değil, sensin. Dün Melis'i azarladın ama Zeynep'i el üstünde tuttun. Odasına götürdün, doktor çağırdın. Melis bile onun kızı ben miyim, Zeynep mi diye sordu ya. Ben de emin olmak istedim. Neden emin olmak istedin abla? Aa. Aa, bu bana mı geldi? Yok, bana geldi. Ha, öyle mi? Uzaktan bir akrabamızın düğün davetiyesi. Bülent çok sevmez de gelir mi diye bir sorayım dedim. Tamam. Ben de Melis'le konuştum. Şimdi anne kız biraz dışarı çıkıp zaman geçireceğiz. Ne oluyor Feraye? Bütün bu yaptıklarından sonra ödül gibi? Olmaz, cezalı o. Biz ne zamandan beri ödülle cezayla çocuk yetiştiriyoruz Bülent? Yani evimizde bir durum varsa eğrisi doğrusu neyse oturulur konuşulur değil mi? Bedel ödetilmez. Yine tartışmayın Allah aşkına ya. Abla ben de tartışmak istemiyorum gerçekten. Ama biz baskıyla çocuk büyütmedik ki. Melis özgür bir kız Bülent. Ne kadar kalıplara sokarsan bizden uzaklaşır. Hele ki Zeynep için cezalandırmana karşıyım. Bu ikisini birbirine iyice düşman yapar. Şey, ben hazırım. Gel canım. O zaman yemekte görüşürüz. Evet. Ne evet abla? Anlaşılan sen bir şey anlatmayacaksın. Yürü, dışarıda konuşacağız. Nazire duymasın, yürü. Annemin sana yaşattıkları için çok ama çok özür dilerim. Ne olursa olsun böyle saçma sapan bir şeye bulaşmamalıydı. Ama merak etme. Bir daha sana sesini yükseltemez. Bir daha seni rahatsız edemez. Ege, inan işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemedim. Çok özür dilerim. Şş. Saçmalama, senin bir suçun yok ki. Aslında annemin de pek bir suçu yok. Nasıl yani? Sana para teklif etmesini babam istemiş. Babam mı? Ama neden? Bilmiyorum. Daha onunla konuşmadım. Ama merak etme, ona da sıra gelecek. Şimdi asıl önemli olan annemin sana verdiği parayı bulmak. Ege, inan ben parayı almadan çıktım bak, yemin ederim. Parayı çantama gizlice koymuş annen. Ben de eve gittiğimde gördüm para zarfını. Sonra geri vermek için annenin yanına gittim. Zarfı çıkardım, verdim ama içinden... Biliyorum, biri sütyen koymuş. Evet. Sonra da odandan elbiseler çıktı değil mi? Çok net, biri annemin verdiği parayı harcamışsın gibi göstermek istemiş. Sanırım. Evde bunu yapabilecek bir tek kişi var. Hayır Ege, Melis yapmaz. Hem Melis neden böyle bir şey yapsın ki? Neden senin gözünde, kendi ailesinin gözünde beni küçük düşürmek istesin ki? Nedeni ortada değil mi? Senden kurtulmak için Zeynep. Ama bu yaptığı onun yanında kalmayacak. Sana çektirdiği acıların aynısını ona çektireceğim. Hayır Ege, asla. Bak asla istemiyorum böyle bir şeyi. Melis'e hiçbir şey demeyeceksin. Hesap sormayacaksın. Ayrıca Bülent amca ona gereken dersi verdi. Bak lütfen, işler daha da kötü bir hale gelmesin, ne olur. Tamam, tamam, sakin ol. Özür dilerim. Benim yüzümden düştüğün bu durum için çok özür dilerim. Abla,
Abla bak bunu yapma. Yapma. Anlat o zaman olanı biteni. Eski sevgilinin kızını bu eve getirip prensesler gibi bakmanın sebebini söyle ya. Abla. Ne abla? Aylardır bu evde huzur kalmadı ya. Baba kız aranız açıldı. Feraye'yi söylemiyorum bile. Şüpheler kadını mahvetti. Gönül meselesi aranıza tuz biber ekti. Ya Yiğit'le en son ne zaman konuştun mesela? Eskiden bir maç ederdiniz, şimdi o da yok. Her şeyin sebebi işte bu zarfın içinde. Bunu bir tek sen biliyorsun ama susuyorsun. Biz niye bütün bunları yaşıyoruz, onu da bilmiyoruz. Eskiden huzur vardı bu evde. Şimdi her gün kavga, gürültü, gerginlik. Bunun sebebi de Zeynep denen o kız. Sebep senin çaresizliğin. Ya artık buna bir son ver. Güzel bir yuva kurdun. Ama farkında olmadan bunu kendi ellerinle yıkıyorsun Bülent. Kardeşciğim, bu sır senin omzunda ağır büyük. Söyle, paylaş benimle bu sırrı. Zeynep senin gerçekten kızın mı? Bunun bir önemi yok. Ben sana her zaman inandım, güvendim. Bunu kimse görmeyecek. İşte bak, yandı, bitti, kül oldu. Bana yalan söylemeyeceğini biliyorum. Anlat bana kardeşciğim. Abla. Zeynep. Zeynep benim kızım. Benim kızım o. Benim kızım. Anne sana söylüyorum. Koş durdur babamı. Ya herkese rezil olacağım sayenizde. Bu yaştan sonra ne boşanması ya? Yeter Andan. Boşanmamızdan daha beter bir durum var. Herkes gitmiş. Neyse ki ağzını açmadan herkes dağılmış. Rezil olacağım herkese, rezil. Ay dolanıp durma Handan. Başım döndü. Rezil olduk demeyi de kes artık. Asıl Yıldız gerçeği söyleseydi rezil olurduk. Sen dua et, Kuzey buradayken şakımadın. Niye onu balkonda dövdüğümü söyleyip itti deseydi ne olurdu? Bir de bana mı soruyorsun? Kuzey Durmaz açardı davayı sana. Şu düştüğümüz hale bak. Hele o Elif, bu işin peşini asla bırakmazdı. Bu iş sende. Ne yap, ne et, Kuzey'in duymasını engelle. Oldu. Sen batır, ben temizleyeyim. Ne hale düşürdün bizi? Nasıl örteriz bu pisliğin üstünü? Seni, sen... İyi, sen öyle eli kolu bağlı dur burada. Kuzey ile Elif de öğrensin benim Yıldız'ı ittiğimi. Of anne, of. Nasıl oldu bu? Nasıl buldun bu kızı? Abla bir gün Gönül aradı beni. Hapse girmiş. Acil konuşmamız lazım dedi. Ve kızım olduğunu söyledi. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Kızımıza sahip çık yeter. Sana emanet dedi. Ama Zeynep'i ara ki bulasın.
bir başına kalkmış İstanbul'a gelmiş. Zeynep! Merhaba. Ben Bülent. Annen... Beni size emanet etti değil mi? Koca şehirde bir başına abla. Nasıl arkamı dönüp gidebilirdim ki? Sen de alıp eve getirdin. Bırakamazdım abla. Belki denge kurmakta zorlanıyor olabilirim. Evdeki herkesle aram açıldı. Ama o benim kızım abla. Onu sokağa atamam. Bunu sana gönlüm söyledi değil mi? Evet. Sen de biliyorsun bir zamanlar deli gibi aşıktık birbirimize. Sonra ansızın kaybolup gitti. Edremit'e gittiğimiz zaman konuştuk. Hamile olduğunu öğrenince geri dönmüş ama benim Feraye ile evleneceğimi duymuş. Sen çok kötüydün kardeşciğim. Ben gönlü tanımam etmem. Ama kardeşimi iyi tanırım. Aşk acısı çekiyordun. Ben de çivi çiviyi söker dedim. Ya fena mı oldu? Bak tam sana layık bir kızla evlendin. Neyse abla. İşte Feraye ile evlendiğimi duyunca benim huzurumu bozmamak için hiçbir şey söylemeden çekip geri dönmüş. Sonra kızı babasız kalmasın diye Taylan'la kağıt üzerinde evlenmiş. En yakın arkadaşın daha. Hem de kağıt üstünde. Taylan öldükten sonra ayaklarının üzerinde kalmayı başarmış. Ta ki bu talihsiz olay başına gelene kadar. Çaresiz kalınca da benden yardım istedi işte. Sen de kabul ettin. Abla bak Gönül'ün yaraladığı adam hala komada. Cinayetle yargılanıyor. Kızımı öyle sahipsiz bırakamazdım. Peki Zeynep neden hiç ağzına almıyor annesinin adını? Annesine biraz kırgın. Gönül... Zeynep'in geleceğiyle oynamamak için gerçekleri saklamış. Bir adamla birlikte gittiğini anlatan bir mektup yazıp bırakmış. Zeynep de buna inanmış ve İstanbul'a gelmiş işte. Sen de inandın mı buna? Abla ne demek bu? Söylediklerinin hepsi laf. Ya sen sana bu kadar yalan söyleyen kadına nasıl inanıyorsun? Yani... Benden önce bu DNA testini senin yaptırman lazım. İyisin değil mi? İyiyim. Her şey düzelecek, üzülme. Biz birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geleceğiz. Yok abla, yaptırmadım. Hem neden DNA testi yaptırayım ki? Zeynep benim kızım. Nereden biliyorsun? Elinde tek bir kanıt var mı? Avukat adamsın kardeşciğim. Sana ben mi yol yordam göstereceğim ya? Ya seni yıllar önce terk edip giden kadına inanıyorsun, o kız benim kızım diyorsun. Zeynep tam o yaşta ama abla. Buna mı güveniyorsun yani? Kadın yıllar önce çekip gitti... Hiç nedenini düşündün mü? Belki de seni aldattı. Hamile kaldı, öğrenmenden korktu. Gitti. Olamaz mı yani? Rahmetli Taylan'ı da kandırdı belki. Sonra hapse girince kızına bakacak iyi zengin birini aradı, aklına sen geldin. Belki de böyle bir yalan uydurdu. Olamaz mı yani? Ya senin elinde ne DNA testi var... Ne de başka bir şey var. Yani sadece Gönül'ün yalanları ve evi birbirine katan Zeynep'ten başka hiçbir şey yok kardeşciğim. Gerçekten o kız senin kızın mı ha?
teyzeciğim. Hadi biraz çorba iç bak, senin için yaptım kendi ellerimle. Teyze, ağlama tamam. Bak herkes masum olduğuna inandı. Ya niye ağlıyorsun ki? Herkesin ne düşündüğü umurumda mı Elif? Ha? Bütün dünya bana yalancı deseydi de ablam inansaydı. Yıldız yapmaz deseydi. Çok gücüme gitti Elif. Herkes beni suçlarken ablam yanımda dursaydı. Yapmaz Yıldız deseydi. Ama ilk değil bu, biliyor musun? Annem de inanmamıştı bana. Küçüğüm daha. Porselen bir bebek gördüm. Nasıl sevdim ama. Nasıl istedim. Baba ölmüş. İnşaatta. Anne bir başına. Elde yok, avuçta yok. Günlerce ağladım. Alamadılar. Sonra bir gün parkta buldum bebeği. Elif nasıl mutlu oldum. Aldım. Koşa koşa anneme getirdim. Anne diyeceğim bak. Çocukların duaları kabul olurmuş. Allah gönderdi bebeği diyeceğim. Annem çekti bebeği, aldı elimden. Bastı, ayağını kırdı. Yalan söyleme dedi. Kimden çaldın dedi. Yepyeni bebeği sokağa kim atar dedi. İnanmadı bana. Nasıl ağladım. Nasıl üzüldüm. Annem inanmamış bana Elif. Ablam mı inanacak? Bu hep böyle oldu Elif. Kaderim mi bu benim? Ha? Kimse savunmayacak mı beni Elif? Kimse arkamda durmayacak mı benim? Hiç değişmeyecek mi bu? Alo. Nazire ablacığım, sana bir işim düştü. Söyle Kuzey oğlum. Ne vardı? Bu Mürüvvet Hanım'ın adresi lazım bana. Hani bu senin komşun olan var ya. Yıldız Hanım'ın ablası. Vereyim oğlum. Vereyim de. Hayırdır inşallah. Hayır Nazire ablacığım, hayır. Söylersen yazıyorum. Hadi bakalım. Senin için yaptım, bunu içeceksin. Teyzuş ne olur bak, bir kaşık al. Senin için yaptım. Hadi. Hadi lütfen. Endişelenme. Ona haksızlık edenlere yaptıklarının bedelini ödetmek için. Tamam. Tamam. 48'e 1. Tamamdır Nazire ablacığım, teşekkür ederim. Allah senden razı olsun oğlum. Senden de razı olsun Nazire ablacığım. Yani senden bir şey rica edeceğim. Sen şimdi onlara bir şey söyleme, tamam mı? Ben yarın zaten ziyaretlerine gideceğim. Kendim açıklarım. Merak etme, onları mağdur etmeyeceğim. Hadi dikkat et kendine, kolay gelsin.